Merhabalar YouTube. Yeni bir video, bomba gibi bir içerikle karşınızdayım. 40 senede tam 5 takımı rebuild edeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? 40 senede 5 takım. Şimdi biliyorsunuz NBA 2K24'te eralar var. Magic ve Bird'ün erası, Jordan'ın erası, yani dönemler diyelim biz buna. Jordan dönemi, Kobe dönemi, LeBron dönemi ve günümüz. Biz bazen gidip hemen hemen hepsinde rebuild yapıyoruz. Bu videoda her eraya gideceğiz, her döneme gideceğiz. Fantasy draft'la bir takım kurulacak rastgele bize ve o takımla şampiyon olmaya çalışacağız. 5 sezon 1980 2003'te oynayacağız, 1990'larda oynayacağız, 2000'lerde oynayacağız, 2010'larda oynayacağız ve günümüzde oynayacağız. 5 sezonda 5 şampiyonluk hedefiyle yola çıktık ama 5'te 0'da yapabiliriz. Bakalım. Önce sizden videoya geçmeden önce tabii ki beğeni ve yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalın son zamanlardaki büyüyüşü çok iyi. Bunu devam ettirelim. Abone olalım, yorum yapalım, beğenelim. Mesela 500 beğeni istediğim videoya 500 beğeni gelmiş. Neden daha fazlası olmasın ki diyelim. Bu videoya da bir 600 beğeni hedefi koyalım. 600 beğeni bu videoya gelirse mutlu olurum. Hiç de bir şey yapmam ama mutlu olurum. Zaten her gün video atmaya devam ediyoruz. Hadi şimdi içeriğimize geçelim. Magic ve Bird era. İlk gideceğimiz era bu. Tabii ki. Bu sezon NBA'de 1983 sezonunda 23 takım var. Daha 30 takımla birlik değil. Buradan rastgele bir takım seçeceğim. Bakmıyorum. Rastgele bir takım seçiyorum. Golden State Warriors çıktı. Golden State Warriors'la bakalım kaçıncı sıradan seçeceğiz? 23 takım var zaten ya. Kaçıncı sıradan seçiyoruz Warriors? Warriors yok ha. 14. sıradan. Bakalım bize kim kalacak? Bir takımımıza bakalım. Simledik. Takımımıza bakalım. Tanıdığımız oyuncular var mı? 80'lere gittik çünkü. Tanıdığımız oyuncular var mı ona bakalım. Bernard King. Bu New York Knicks efsanesi bir adam. Kenny Carr. İnanın tanımıyorum. Bob Lanier. Bunu tanıyorum. Vinnie Johnson. Bunu da tanıyorum. Ama ismen tanıyorum. Nereden tanıyorum bilmiyorum. Seattle'mış. Joe Houston. Tanımadığım bir adam. Daryl Walker. Tom McMillan. Major Jones. Calvin Garrett. Calvin Harris değil. Cassius Harris. Siz kimsiniz abi? Nunnally. Amida Nunnally. Enteresan. Tanıdığımız çok az adam var. Bakalım şampiyonlar nasıl ulaşacağız burada. Bu arada oyuncuların aldığı paralara da bak. Bu herif mesela yıllık 64 bin alıyor. 64 bin dolar yıllık. Yani aylık ne yapar? 5 yapsa 60 yapar. Aylık 5 bin. Aylık 5 bin dolar gibi bir şey alıyor. Biraz daha fazlasını alıyor. Enteresan paralara oynuyorlar o dönemlerde. İlk sezon zor olacak. İlk sezon belki şampiyonluk alması en zor yerlerden biri olacak. Çünkü 80'lere gidip hiç rebuild yapmadım. Dennis Johnson. Tanıdığım bir adam sonunda. Larry Drew. Şey değil mi ya? Larry Drew. Cleveland'da maç anlatan herif değil mi bu? Sanki Cleveland'da maç anlatıyor bu herif. Şimdi yalan olmasın bir bakayım. Yalan olmuş beyler. Cleveland'da koçluk yapmış. Cleveland'da tek bağ o. Cleveland'da koçluk yapmış. Neyse arada da yalan söyleriz. Bu kanalında özelliği odur. Arada da yalan söyleriz. Norm Nixon. İnanılmaz bir isim. Bunu da tanıyoruz bir yerden. Jamal Wilkes. Will Cartwright. Ben Dennis Johnson ve Larry Drew'u alacağım bu takım. Point guard ve 2 numara. Yani basketbolun hangi döneminde olursak olalım iyi point guard lazım abi. İyi point guard olmayan bir takım başarılı olamaz. Benim kafamdaki basketbol anlayışı böyle. Yani bir takım point guard'ı kadar oynar her zaman. Oyun kurucu en önemli mevkidir. İster 50'ler olsun ister 80'ler olsun. Bob Lanier var. Vinnie Johnson kenardan atıcı gibi bir duruyor zaten. Bak ilk 5'te Dennis Johnson'ı başlattık. Kenardan atıcı olarak da bunu getirdik. Bir tane 4 numara arıyorum. Michael Ray Richardson. Olur. Kenardan point guard'ım. Michael Ray Richardson. Tam da herifte şey ismi var. Boksör ismi var herifte. Michael Ray Richardson'ı mı alayım ben? Bob Lanier bayağı düşecek mi? Nereden? Oo 35 yaşındaymış lan Bob Lanier. Bob Lanier 35 yaşında. Ölecek kalacak başımıza. İstemiyorum. Bob Lanier istemiyorum. Bob Lanier'dan daha iyi bir uzun yok ama. Bob Lanier kalacak ya. Daha iyisi yok çünkü. Bana bir 4 numara verin abi. 4 numara istiyorum. Çok bir şey istemiyorum ki sizden. Bu kim? Kyle Mason. Sürekli point guard var ya. 68 adamlar falan var. George Johnson. Boyun kaç senin? 6-7. Seni 4 numara oynatacağım lan. Biraz da icat çıkaracağız. Biraz da icat çıkaracağız. Basketbolu değiştirmeye yönelik. Gelecekten geliyorum çünkü ben. Basketbolu değiştirmem lazım. Bir 3 numara bir kenardan uzun. Kenardan uzun çok önemli çünkü asıl uzunumuz 35 yaşında. Serbest oyunculara baksak oradan bize bir şey düşer mi? 69 overall en yükseği serbest oyuncuları. Biz ne yapalım biliyor musunuz? 9 kişilik rotasyonla. Bu arada ilk 5'ten bu gelmiyor ya. Kim geliyordu benim ilk 5'ten? İlk 5 4 numaram mı bu? Bu herifi ilk 5 4 numarası olarak mı getirdim ben? Michael Richardson guardım 2 numara. Kadromuza bakalım. Sanki çok anlayacakmışız gibi. Larry Drew, Dennis Johnson, Bernard King, George Johnson ve Bob Lanier ilk 5'imiz. Kenardan Vinnie Johnson, Michael Richardson, Major Jones, Calvin Garrett geliyor. Bunlar artık kimse. Trade deadline var mı bu senelerde? Takasın son günü falan varsa oraya gidelim. Bir bakalım. Denver'ın şu logosu çok iyi değil mi? Şampiyonluk takımı kurdum mu kurmadım mı bilmiyorum. Göreceğim. Oyuncuları tanımıyorum ki çünkü. Bernard King'i tanıyorum sadece. 20'ye 20 gidiyoruz. 23 takımlık birlikte neredeyiz acaba şu an? Hangi takımlık biz? Golden State. Konferans var bir de. Utanmadan konferans var. Batı
konferansında ikinciyiz 20'ye 20 giderek. Bütün lig çok kötü ya. Bütün lig çok kötü. Doğu konferansı iyi. Doğu, bütün iyi takımlar Doğu konferansında. Şu an Doğu'da olsaydık 8. sırada olacaktık. Ama Batı'da olduğumuz için 2. sıradayız. Neden abi? San Antonio mesela 23-17. Bak Deniz Johnson tanıdığım tek adam düşmüş overall'a. Düştüyse gidersin baba. Düştüyse istemiyorsan gidersin yani. Zorla tutuyoruz sanki seni. Hadi yürü bakayım. Darrell Griffith'imi alırım mesela. 24 sayı ortalamayla oynuyor. Yıldız getiriyorum takıma. Takıma yıldız getiriyorum. Yıldız. Eddie Johnson. Eddie Jones lan. Eddie Johnson'ı Eddie Jones'la karıştırdım. Darrell Griffith. Alayım abi Darrell Griffith'imi. 26 sayı ortalamalı adam. Şimdi bizim yıldızımız Bernard King ne yapıyor? 22 sayı. Alırım. 22 sayı gayet iyi. Bob Lanier. 12 sayı 9 rebound. Şimdi bu takıma bir 4 numara bulamadık değil mi? Kenardan gelecek bir 4 numara bulamadık. Kim bu? Charles Davis. Boyun kaç? 6-7. 4 numara oynarsın lan sen de. 6-7 herkesi 4 numara oynatıyorum ben de. Öyle bir adamım. Charles Davis 4 numara oynar mısın? Krallar gibi oynuyor baksana şuna. Paşalar gibi oynuyor. 1 numaram tamam. 2 numaram tamam. 3 numaram tamam. 4 hadi rol oyuncusu diyelim bu lava. 5'te bablanıyorum. Pili bitmiş herhalde. Kalp pili bu. Kenardan Larry Drew. Seni ilk 5'e alalım abi. Michael Ray Richardson kenardan yensin. Bençimiz çok güçlü bu arada. 2 tane 82'lik adam var. Ama sonra mesela 69'luk adam oynuyor. Bu da iyi. 4 numara. Bençe bir tane uzun lazım. Direkt Nunnally'nin parasına oynayacak tane uzun. Kent Benson. Vallahi kaptım uzunu ha. Başkayız başkayız. Vallahi takım iyi gibi geliyor bana ama. Kent Benson artı 2 tane birinci tur. Junior Bridgman. Küçük köprü adam. Junior Bridgman. Küçük köprü adama ihtiyacımız yok ya. Hadi Michael Ray Richardson başlasın. Daryl Griffith, Bernard King, George Johnson, Bob Lanier, Vinny Johnson, Larry Drew, Kent Benson falanlar filanlar işte. Sadece sayılara bakın. Oyunculara bakmayın. Sezon sonuna gidiyoruz. Şampiyonluk geliyor ilk seneden. Larry Bird MVP oluyor. Larry Bird. 32 sayı, 10 rebound, 7 asist. Ralph Sampson. Houston'ın ikiz kulelerinden birisi. 18 sayı, 12 reboundla bir şey olmuş. Ne olmuş? Yılın çayla. Kevin McHale. Yılın 6. adam oluyor. Kareem Abdul-Jabbar. Yılın savunmacısı oluyor. Cliff Livingston. Yılın en çok gelişme kaydının oyuncusu oluyor. Wang Tripuchka bunu tanımıyorum. Bunlar da bizim koçlar falan değil mi? Biz lig birincisi mi olduk? Bizden biri var mı? Mesela Bernard King var mısın? Yoksun. Biz lig birincisi mi olduk? Yok. India anılmış lan onlar. Biz Batı ikincisiyiz. Batı'dan çıkarız diye düşünüyorum ama şurada da atlayıp izlemek de istemiyorum. O zamanlar 3 olan kazanıyordu. 4 olan değil ilk turda. O yüzden 3-0 geçtik. Aynen öyle. Geçtik. Denver'la eşleştik. Denver'ın sevdiğimiz logolarından. Darwin Cook, Walter Davis. Mesela benim takım bu takımdan iyi gibi duruyor. 90'lık adamım var lan benim. Benim takım bu takımdan iyi. Yani takımı tanımasam da ben kurduğum için daha iyi. 2-0, 3-0, bunu da 4-0. Playoff'ları kaybetmeden geçeceğiz. Playoff'ları kaybetmeden geçeceğiz. En zorunda şampiyon olarak başlamak çok iyi. Larry Bird var Dallas'ta. Johnny Moore, Jeff Malone, Artis Gilmore. Heriflerde 97 var şimdi bak. Larry Bird 2 maç üstte 40 attı lan bize. İlk maç kaç attı? 46 attı ilk maç. Larry Bird'ü nasıl durdururuz ya? Simcast yaparak durduracağız Larry Bird'ü. Atlasam bir de oynasam ya ne iyi olur. Yani bu dönemde oynamak hiç istemiyorum ama yakın bile geçmiyor maçlar. 119-99. Larry Bird'den 38 yedik. Neyse bu maç 40 yemedik. Durdurduk Larry Bird'ü. Valla Larry Bird'e tosladık. O dönemlerde Larry Bird'ü yenecek bir takım kurmak çok zor. İyi bir oyuncun olması. Çünkü benim rotasyonda mesela 69'luk adam vardı bak trade deadline'a kadar. İyi bir adamın olması çok etkiliyor her şeyi. 3-0'dan geri döner miyiz peki? Çok da dillendirmeyelim ama geri döner miyiz acaba? 102-98-254. Bir atlayalım. En azından o dönemleri bir deneyimleyelim. Böyle oynayacağız. Bu da baş ağrıtır ama böyle oynayacağız. O atmosferi vermesi açısından böyle oynayacağız. Hiçbir şey göremiyorum. Gözleri kısıyorum. Gerçekten çok kötü lan. Bunlar dribbling yapabiliyor mu? Yani Daryl Griffith'le orta mesafemiz isabetsiz. Malone o dönemler üçlük atan yok zaten. Atan atsın abi. Atan atıyorsan at bak. Diyos çembere gitti. Pasını verdi. Artı Silmo. Vinny Johnson'la eşleşti. Hook shot'ı isabetli. Bu görüntü kalitesi şaka mı? Larry Bird'ü boş bırakmadım içinde. Hangisi Larry Bird lan bunların? Hangisi Larry Bird göremiyorum ki. Michael Ray Richardson'la top. Perdeyi aldık. Çembere gidiyoruz. Çembere gidiyoruz. Turnikemiz isabetsiz. Diyos çembere gidiyor. Pasını verdi. Takır'a. Takır. Kaçırdı turnikeyi. Haydi alalım çıkalım. Yalnız öyle bir spacing yok ki bak gömülerek savunuyorlar herkese. Hiçbir şey yapamıyorsun baksana. Çembere gideceğim gidemiyorum mesela. Ve perdeyi alacağız. Terse vuracağız. Orta mesafeye atacağız. İsabetsiz. Nasıl sayı atacağız abi burada? Bernard King orta mesafesi. Bernard King kaçırdı ama rebound sayı. Farkı 4'e indirdik. Takır çembere gitti. Bunları atacaksa işimiz var. Çembere, çembere, çembere. Spinimizi yapalım, zıplatalım. Turnikemiz isabetli, isabetli. 4'e indirdik tekrardan. Malone pasını verdi Hayes'e. Faul yaptık. Niye faul yapıyoruz abi? Niye faul yapıyoruz? Çizgiye gidecek. O dönemler serbest atış var mı? Bakalım var mı? Yok, var. Fark dönmeyecek gibi duruyor ama. Şimdi lan o erada
üçlü katılmıyor da ben o eradan değilim ki. Atsam atarım aslında. Gel bakayım, iyi perdeye atarım mesela. Alttan geçiyorlar, üçlüğümü yolladım. İsabetle bak. Oğlum ben gelecekten geliyorum. Ben niye üçlük atmıyorum ki? Şimdi aklıma geldi. Larry Bird'ün olmadığı bir maçı kaybetmeyelim. İkinciyi de kaçırdı. İkinciyi de kaçırdı. Çok iyi. Çok iyi. Griffith'e verelim tekrardan. Griffith üçlük atabilen bir arkadaş. Az önce gördük. Ben bu devrin adamı değilim abi. Çok uzaklardan da üçlüğüm. İsabetsiz ama rebound bizde. Devam abi Griffith'ten. Griffith'ten devam. Griffith bir üçlük daha. Griffith üçlüğünü yolladı isabetle. İsabetle. Aman. Hayır yeme. Aman. Hagis topu çaldık gidiyoruz. Bilmem ne Johnson. Ulan süre bitmiş. Süre bitmiş hiç. O dönem yok mu öten bir şey? Süre bitmiş. Simüle edeceğiz. Bir kısmını simüle edeceğiz. Önde götürüyoruz 6 sayıyla. Kazandık. 3-0'dan geri geliyoruz. Bir daha da atlamak istemiyorum. Çünkü ya gerçekten gözlerimi bozan bir görüntü var. 33-30. Haydi geri gelelim. Larry Bird'ü eleyelim. Yollayalım evine. 77-73 öndeyiz. Ama atlamadan. Vallahi atlamadan. Ben atlamadan kazanırsak çok sevinirim. Bu yediğimiz seri gerçek mi ya? Elendik. Son çeyreğe bak. 41-24. 9 sayı farklı elendik. Larry Bird ne yaptın bize? 39-11-8 yapmış. New York Knicks şampiyon oluyor. Kareem Abdul-Jabbar finaller MVP'si oluyor. 83 aman ne kötü ya. Ne kötü seneler. Buradan hemen kaçıyorum. Bir sonraki eramıza gidiyorum. Zaten o dönemlerde oyuncular bench'te Coco kullanıyorlar gibi bir haberler de var. Jordan Era'ya gidiyorum. En azından bildiğimiz topçular olacak. Burada kaç takım var? 6, 12, 18, 24, 27 takım var. Jordan'ın döneminde de Jordan Era'da da 27 takım var NBA'de. Şimdi rastgele bir takım seçeceğiz. 5, 4, 3, 2, 1... 0. Orlando Magic geldi. Bakalım sıramız kaçıncı sırada Orlando Magic'le? Magic'i gören var mı? Magic 12. sırada. Bir süperstar akar mı buradan? Bakalım. Orlando Magic'te bakalım şampiyonluğa ulaştırabileceğimiz bir takım olacak mı ilk sezona? Scottie Pippen. Herkes bilmem neye şiir yazdı ama marifet bilmem ne deydi. Neydi o? Herkes yağmura şiir yazdı ama marifet buluttaydı. Scottie Pippen o adam. Scottie Pippen takımımızın süperstarı. Takımımızın diğer oyuncularına bakıyordum. Rolando Blackman. Siyah adam. Böyle demek de ırkçı oldu mu? Rolando siyah adam. Rick Smith. Winston Garland. Bir kısa Winston. Terry Mills. Terry Mills'in gıdığı var. Terry Mills'ten hiçbir şey olmaz. John Paxson. Şampiyonluk şutunu sokan adam. Danny Ferry. Ferry neydi lan? Gemi. Vapur. Danny Vapur. Mike Sanders. Kurt Rambis. Pardon. Kurt Rambis. Les Jepsen. Anthony Gillespie. Bu adam gerçekte yok mu şu an ya? Şeyin kadrosunda yok mu bu? Denver Nuggets'ın yedek bench'teki kısası değil mi Gillespie? Zaten o dönemlerden bir tip değil ki bu. Baksana. O dönemlerin tipi değil bu. Bu dönemlerin tipi. Ya bu tip o dönemlerin tipi değil. Alec Main, Dante Manning falanlar filanlar. 91 senesindeyiz. Birçoğunuz yoktu 91 senesinde. Sanki ben vardım. Şimdi Rick Smith'in değeri yüksektir. Rick Smith. Bu arada Scottie Pippen niye para kazanmıyor? Hayırdır? Scottie Pippen 765 bini oynuyor senelik. Bu Rolando Blackman siyah adam 1.65 milyonu oynuyor senelik. Yep sana vereyim. Draft hakkı vereyim. Mesela bu siyah adamı yollayalım. Siyah diye değil bu arada. Siyah diye yollamıyoruz. Daha iyi basketbolcular almak için yolluyoruz. İsminin yani yollamamızla hiçbir alakası yok. Herkese selamlar. Drazen Petrovic'i alarak bir siyah adam yollayıp bir siyah adam alıyoruz. Şakayı anlayanlar yorumlarda belirtebilir. Hani Drazen Petrovic yanarak öldü ya. O yüzden ona da siyah adam dedim. Anladınız mı şakayı? Sen Kobe çıksa da siyah adam diyecektim ama Kobe zaten siyah ama Drazen Petrovic gerçekten beyaz. O yüzden daha komik oldu böyle. Drazen Petrovic takımımıza hoş geldin. Sam Perkins, seni de almış olduk. Seni de katmış olduk kadroya. Güzel bir takım temeli atılıyor şu an. Paxson, Petrovic, Scott Pippen, Sam Perkins, Rick Smith. Gayet iyi. Paxson'ı yedek gardımız yaparak bir tane iyi bir point guard alır sezona başlarım. Mesela Garland'ı yollarım. Sonra bu vapur adamı yollarım. Bir tane point guard alırım ve sezona başlarım. Vermiyorlar ama bu adamı bana. Niye vermiyorlar? Doc Rivers. Takıma bir doktor. Hoca. Hocadır aynı zamanda. Kötü bir koçtur ama. Mark Eaton. Bir smacı vardır. Çok ünlü. Murat abi anlatıyordu. Mark Eaton. Eaton Alive smacı vardır. İzlediniz mi falan tarzı anlatıyordu. İzlediniz mi o? Eaton Alive. Mark Eaton. Yok bu tek daha iyisilerini bulamadık yani. Niye bulamadık bilmiyorum ama. Bu herif niye bu kadar para kazanıyor ya? Bu herifi yollamam lazım benim acil. Bu herife kuruldum mesela ben. 2 milyon kazanıyor. Millet asgari ücretten düşük alıyor. Bu herif 2 milyon kazanıyor. 2,5 milyon kazanıyor. Mark Bryant da öldü yanlış hatırlamıyorsam. Bu herif de öldü ve bu herifin de bir lakabı vardı ya. Neydi abi? Ölmemiş. 2023'te hatta Detroit Pistons'ın asistan koçu olmuş. Mark Bryant Kobe Bryant'ın babası mı? Hayır değil. Mark Bryant Blockman. Blok adammış lakabı.
Mark Brighton'ın lakabı blok adammış. Almayacağım. Blok adama gerek yok. Kimi alacağım biliyor musunuz? Antonio Carr. Geçen takımda da var mıydı? Geçen takımda da sanki Carr vardı. Antonio Carr mıydı o? Onu alacağım ya. Devamlılık açısından çok önemli. Antonio Carr. Hoş geldin takımımıza. SF mi bu? Boyu kaç? 6-9. Bunun kaç? 6-10. SF oynar mısın Carr? SF de oynarsın sen. Seni SF yedeğim yapıyorum. Bir tane point guard arıyorduk şimdi en son. Kurt Rambis'i koyduğumda. Ayrıyeten bir tane first round pick koyduğumda. Geliyor. Duck Rivers ama. Yani sürekli Duck Rivers geliyor ya. Daha iyi bir point guard yok mu abi Duck Rivers'tan? İstediğimi bulamıyorum. Tamam şakalar güzel. Ama biraz da takas. Biraz da şampiyonluk takımı. Rezil olmayalım şimdi. 5'te 5 ile başladığımız. 5'te 5 umuduyla başladığımız rebuild'de. 5'te 0 yaparsak. Vallahi kahveye çıkacak yüzümüz olmaz. Bir elimindeki kadroya tekrar bakacağım. Son bir kez. John Paxson, Drazen, Scotty, Sam Perkins, Rick Smith, Garland, Mills, Carr, Sanders gibi rastgele adamlar da var. 10 kişilik rotasyon diyelim. Ve trade deadline yani takasın son gününe kadar gidelim. Bakalım takasın son gününe daha iyi takaslar yapabilecek miyiz? Kaça kaç gidiyoruz? Hepsini inceleyeceğiz. Garland'ın babası mı peki? Garland'ın sanki babası da NBA oyuncusuydu gibi. Kaynağın çok da iyi olmadığı bir bilgiye sahibim ama. Bu arada Garland da Çelenk demekmiş. Darius Çelenk. Sergen gibi ya. Adamın adı Çelenk demek ya. Sergen'in de adı Raf demek ya. Kötü ya. Darius Garland'ın babası yazdım. Bak Winston Garland çıktı. Muhtemelen küçükken onu terk etmiştir. Siyahi babalarda çok olan bir şey bu. NBA Digital izliyor musun? İzleyemiyorum çünkü aksanlı İngilizce konuşamıyorum. Bayağıdır maç kaybediyoruz. Takası son günü 16'ya 26. Neredeyiz peki? Neredeyiz? Kimdik biz? Orlando Magic. 11. sıradayız. Bu takımı dağıtmamız lazım. Baksana Rick Smith ağlıyor. Terry Mills ağlıyor. Hadi gidin başka yerde ağlayın. Tom Chambers, Vernon Maxwell, Moses Malone, Jeff Malone, Usarmaz, Horace Grant, Kevin McHale. Ben bir Moses Malone'a bakayım. 10 sayı 10 rebound yapıyor. Harvey Grant. Ben bu takası yapıyorum. Takası yapmakla kalmıyorum. Ne yapıyor Scottie Pippen? 18 sayı. Ulan sana o kadar dedik ki. Olay yağmurdaydı. Şey yaptılar. Ve ben yine unuttum Belarus'u ya. Herkes yağmura şiir yazdı. Buluttaydı marifet falan dedik sana o kadar. 17 sayı atıyorsun. Tom Chambers'ı alırız. Ya da siyah adamı geri mi getirsek ya? Horace Grant mi Tom Chambers mı? 8 sayı 8 rebound yapıyor. Tom Chambers 15-6 yapıyor. Tom Chambers hoş geldin takıma. Bir numaram yok. Her şeyim var gardım yok ya. Her şeyim var gardım yok. Guard almak istiyorum artık bu takıma. Ya bana niye guard vermiyorsunuz ya? Garland'la oynuyor. Duck Rivers öneriyor yine bana. Michael Cage yönetmen değil miydi bu? Michael Cage. Hangi yönetmendi bu ya? Olden Polynice. Victor Alexander. Scott Brooks. Ya kötü koç almak istemiyorum artık point guard'a ya. Duck Rivers. Harbi şu Çelenk'i oynatacağız ya. Çelenk'le bu oynatacağız. John Paxson'ı versek. Aaa Jerod Mustafa. Takıma bir Müslüman eklemesi. Lazım da gibi bir yandan. Ben Bimbo Coles'u alacağım. John Paxson yerine Bimbo Coles. Ve yanında Bo Kimble var. Bu isimler çok iyi lan. Ben bunları alacağım. Bimbo Coles, Bo Kimble. Çok iyi isimler ya. İyi isim eklemesi de yapmak lazım takıma. Bu iki isimle anlaştık. Yani ilk 5 point guard'ımızın adı Çelenk olduğu için en azından Bimbo gelir kenardan. O isim açığını kapatırız. Şunu da harcayayım artık. En iyi oyuncu kimi alabiliyorsam onu alacağım. Rod Higgins. Mesela fena değil. Mark Aiton. Bir simacı vardır. Aiton Alive derler. Bilir misiniz? Kevin Edwards. Ne? Kevin Edwards'ı aldım ama. Bunu koysam. Manut Bol almayacağım. Jay Humphries. 79'luk bir guard buldum. Bunu alacağım. Jay Humphries takıma hoş geldin. Hatta yanında çok değerli bir draft hakkı vardı. Onu koysam. Jay Humphries'i koysam. Spud Webb'i alıyorum takıma. Spud Webb'in boyu 1.68. Spud Webb'in boyu 1.68. 1.68'lik bir guardla oynamak isterim. Yani takımda siyah adam var. İşte ne bileyim ölmüş adam var. Bir tane de cüce olsun. Her renkten bir takım. Netflix dizisi gibi bir takım kurmuş olalım. O yüzden Scott Skiles'ı alıyor. Yine beyaz adam kazandı. Scott Skiles çünkü bir maçta 30 sayı atmışlığı falan var. Beni daha etkiledi. O yüzden Scott Skiles'ı getirdim. 10 kişilik rotasyon tamam. Yedek uzunun kim olduğu önemli değil. Uzun olması yeterli. Ne kadar uzun olduğu da önemli değil. Önemli olan ne kadar uzun olduğu değil. Nasıl kullanabildiği. Michael Cage'i getiriyoruz kenardan. Uzun olarak da 10 kişilik rotasyonumuz tamam. Scott Skiles, Drazen Petrovic, Scottie Pippen, Tom Chambers, Moses Malone ilk 5'imiz. Kenardan 30 asist yapmıştı var. Sayı mı dedim? 30 asist yapmıştı var. Kenardan Vernon Maxwell, Harvey Grant, Michael Cage, Anthony Carr ve Bimbo Coles. Çok iyi bir takım olduk. Şampiyonluk takımı kurduk. Sizle sezon sonunda görüşelim. Michael Jordan Timberwolves formasıyla MVP oluyor. 31.1 sayı. Dikembe Mutombo 17-13 yapmış. Detlef Schrempf 6. adam olmuş. David Robinson 19-12 yapmış. Hangi takımdaki biz? Orlando Magic'tik. Orlando Magic'ten Scottie Pippen'ı All-NBA 3. takıma sokmuşuz. 17-6-6 yapıyor. Finalde Jordan'ı görmek istiyorum karşımda. 6. sıradan giriyoruz. Washington Bullets'ta kim var? Washington kurşunları. Ja Morant'ı arıyor gözler ama Ja
Jamorant yok. Hersey Hawkins en iyi oyuncuları Diken ve Mutomba. Direkt Simulator Hunt derim çünkü çok kolay bir rakip. Direkt 4-0 geçeriz bunlara. 3-2 geçtik. 5. maçta geçtik. 5. maç o dönem diyorlardı ki erkeklerle adamların ayrıldığı maçtır. O dönem 5. maçta ilk turlarda. Ve Vernon Maxwell 27 dakikada 27 sayısını atarak maçı kazandırmış. Bak Scott Skiles 13 asist. Detroit Pistons karşısında Kenny Anderson, Dale Ellis, James Worthy. James Worthy. Murat abi ne iyi okuyor bu ismi ya. Horace Grant, Eldon Campbell. Çok kolay rakip. Çok kolay rakip. Trade deadline'dan sonra bizle yarışabilecek bir rakip değil yani bu. 3-0, 4-0. Süpürgeler hazırsa başlıyoruz. Karşı takımda David Robinson var. Bu yılın savunmacısı ödülünü almıştı sanırım. Bir ödül aldı ama hangisi hatırlamıyorum. Bak karşıdan da Michael Jordan geliyor. Finalde Michael Jordan'a karşı inanılmaz oynayacağız. İnanılmaz oynayacağız ama önce finale çıkmamız lazım. İlk maçı kaybettik. 3. maçı kazandık. 4. maçı kazandık. Geliyoruz. 5'i kazandık. 6'yı da kazandık. Aa Michael Jordan gelemedi finale ama. Michael Jordan gelemedi. Karl Malone geldi onun yerine. Bu yalnız 90'larda saydığımız adamlardan bir tane düzgün adam yok ha. Karl Malone da ne yazık ki. Ya mesela Spud Webb'i almış olsaydık takıma. O cüce Spud Webb'i almış olsaydık. Karl Malone onu çocuk sanıp iyi ki almamışız. İyi ki Scott Skiles almışız. Bakalım maçları simüle edelim. İlk maçı çok rahat kazanıyoruz. Karl Malone 26-19 yapmış ama yenmeye yetmemiş. Anca çoluk çocuğa karşı zaten. Bize karşı hiçbir şey yapamıyor. Ama bu maç bizi dağıtıyorlar. 1-1 oldu. Bu maç ne yapmış? Nick Anderson Show 27 sayı. Bizde Scott Pippen'dan istediğim katkı gelmiyor. Kazanıyoruz. Rahat kazanıyoruz. 121-115 3. maçı kazandık. Bizden ön plana çıkan Vernon Maxwell. Scott Skiles yine 13 asist yapmış. 4. maçı da kazanacağız gibi duruyor. İlk şampiyonluğumuzu Jordan Era'da aldık. İkinci rebuild'imizde Jordan Era'da aldık. Şimdi biraz hızlanacağız. Rebuild'leri hızlı hızlı yapacağız. Bir sonraki rebuild 3 tane kaldı değil mi? Kobe Era, LeBron Era bir de günümüz kaldı. Scott Pippen finallere MVP'si oldu. İlk şampiyonluğumuzu aldık. 3 Era'da da 3 şampiyonluk hedefimiz var. Bakalım. Kobe Era'da şampiyonluk. Biraz hızlanalım artık. Kobe Era'da zaten herkesi tanıyoruz. Patır patır şampiyon oluruz. 2000'lerin başı. Birçoğunuz yoktu o günlerde. Ama ben vardım bu sefer. Bu dönemleri yaşadım. Evet yine rastgele bir takım seçeceğiz. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Allen Houston'lı ama zaten fantasy draft yapacağımız için önemsiz. Basketbolun Mekke'sinde maçlarını yapan New York Knicks ve 7. sıra. Süperstar geliyor, süperstar. Takımım da süperstar olacak. Takımımıza bakalım. Jason Kidd. Tarihin en iyi point kartlarından biridir. Michael Finley. Siyah Finley mi olur ya? Finliler sarışın beyaz tenli olmaz mı ya? Scottie Pippen. Ama daha genç bir şey vardı. Scottie Pippen vardı bir önceki sene, bir önceki herada takımımızda. Şimdi Scottie Pippen büyümüş. Şakaya doymadık demeyiz bu gecede. Eddie Jones var. Kobe'nin mentorudur. Derek Coleman. Sean Bradley çok uzun bir uzundur. Mark Jackson iyi bir anlatıcıdır. Anthony Peeler. Quintel Woods. Stacy Augman, Mark Blount, Matt Bullard, Kyle Pele. Pele mi? Golcü. Justin Paul. Şimdi bu takımı nasıl adam edebiliriz? Scottie Pippen geçen videoda finaller MVP'si oldu. O yüzden onu tutmayı düşünüyorum ama Eddie Jones, Michael Finley boş adam ya. Hiç sevmediğim bir adam. Derek Coleman, Sean Bradley. Bunlar kalsın bakayım. Jason Kidd'in yedeği de kalsın. Bir 2 numara, 3 numara iyi adamlar almam lazım. Ron Artest mesela. Takıma genç bir savunmacı alabilirim. Ron Artest'i alacağım ya. Ron Artest genç bir savunmacı. Alacağım. 3 numara verin bana. 3 numara verin bana. Ya Eddie Jones 3 numara da oynar gerçi ya. Eddie Jones 3 numara da. Ron Artest oynar lan 3 numara. Hayvanlar gibi oynar. Bir bakalım takıma. Direkt hiçbir şey yapmadım bak. Jason Kidd, Eddie Jones, Ron Artest, Pippen, Sean Bradley. Kenardan Keith Van Horn, Derek Coleman, Anthony Peeler falan. Kenarıyı güçlendirelim şimdi. Kenaraya guard falan alalım. Bu takımı çok az hamleyle şey yaparız, şampiyon yaparız. 4 ve 5 numaramız var kenardan. Clarence Weatherspoon mesela çok iyi isimlerden biridir. Kenny Thomas 4 numara. 4 numaram var ama ya. 4 numaram var. Quentin Richardson. Hoş geldin takıma. 2 numaraya Quentin Richardson'ı koyacağım. Daha fazla da takas yapacak mıyım bilmiyorum. Peeler yerine bir tane point guard alacağım. Daha fazla takas yapmayacağım. Trade deadline'a saklayacağım haklarımı. Bir tane point guard. Herhangi bir point guard versene bana. Bapşura point guard oynar oynadığı yıllar oldu. Ben biliyorum. Oradaydım. Bapşura Houston Rockets'ta falan point guard oynuyordu. Zaten overall artacaktır. Bir overall düştü. Canı sağ olsun. Hiçbir şey olmaz bir overall'da. 9 kişilik rotasyon. Jason Kidd, Eddie Jones, Ron Artest, Scottie Pippen, Sean Bradley, kenardan Keith Van Horn, Derek Coleman, Quentin Richardson ve Bapşura geliyor. Bir trade deadline'a gidelim. Takıma güveniyorum ya. Fena olmayan bir takım olduğunu düşünüyorum. Takasın son günü. Bu takasın son günde 32-12 gidiyoruz zaten. Gayet iyi gidiyoruz. Sadece mesela Quentin Richardson değil, Bapşura'yı geliştirebiliyor muyuz? Ona bakalım. Daha iyisini alabiliyorsak niye almayalım? Almak konusunda bir
beis görmüyorum açık söylemek gerekirse. Kit Van Horn ve Mark Blount'u verip bir tane de draft hakkı verdiğimde daha iyi bir 4 numara alabiliyor muyum ben? Bruce Bowen ve Hidayet Türkoğlu. Alırım. Alırım ki. Alırım. Hidayet bir tane de Türk şampiyon yapalım ya. Hidayet'e. Bruce Bowen'u pardon 4 numaraya da atarım. Ah overall'u çok düşüyor. Onar testin de düşüyor. Bruce Bowen elde patladı. Hidayet 3 numara yatsak overall artıyor. Hidayet 3 numara yedeğim olacak. Bruce Bowen yerine daha iyi bir 4 numara bulmamız gerekecek. O Kenyon Martin. Kenyon Martin daha iyisi de yoktur. Bakıyorum ama valiz var bir hak. Antoine Jameson. Ama takıma bu takıma çok atıcı adam lazım değil. Kenyon Martin zaten Jason Kidd'le birlikte finallere kadar çıkmış bir takım. Scottie Pippen diyor hala. Ne Scottie Pippen? Hadi lan oradan. Kenyon Martin'i çektik. Ron Artest'imiz var. Eddie Johnson'umuz var. Jason Kidd'imiz var. Derek Coleman yerine de bir tane mesela daha iyi uzun alabilir miyiz? Aa Manu Ginobili. Manu Ginobili'yi almak çok isterim. Ama nereme şey yapacağım. Neyse Derek Coleman kalacak gibi duruyor ya. Takımı da çok bozmayalım. Derek Coleman kalsın. Takımı da çok bozmadan Quentin Richardson'ı bir deneyeceğim. Quentin Richardson'dan daha iyisini alabiliyor muyum diye. Doug Christie alabiliyorum mesela. Doug Christie ile şeyi getireceğim. Vladimir Radmanovic'i getireceğim. Bu arada Scottie Pippen'ı 3 numaraya çektim ve 85 overall oluyor. Scottie Pippen 3 numarada 85. 2 numaraya çekeceğim Scottie Pippen'ı. Ama Doug Christie'yi de 1 numaraya çekeceğim. Jason Kidd, Eddie Jones, Ron Artest, Kevin Martin, Kenyon Martin, Derek Coleman. Kenardan Pippen, Christie, Hido, Radmanovic ve Sean Bradley. 10 kişilik rotasyon yapacağız. Hazırız. Şampiyonluk takımı olduğumuzu biliyoruz. Sezon sonuna gidiyoruz. Shaquille O'Neal MVP oluyor. Yao Ming, Yılın Çaylar, Rafael Alston. 6. adam. Rafael Alston şeydi değil mi? Streetball oyuncusu. Skip the Milo. O Rafael Alston'dı değil mi? Evet galiba oydu. Ben bir Jason Kidd ararım ve bulurum. 19 sayı 10 rebound. Tam bir saha generalidir. Sevdiğim bir oyuncudur. Beğendiğim bir oyuncudur. Neredeyiz? 1. sıradan girmişiz. Vallahi 2 sene üst üste şampiyonluk geliyor be. 3-0 süpürelim bunları. 1-1 oldu. 2-1 öndeyiz. 3-1 olsun bizim olsun. 2-2 oldu son maç. Son maça gidiyoruz. Kazanacağız gibi duruyor. Kazanıyoruz ve bir üst. Aa burada 4 maça mı çıkmış şeyler? İlk tur 4 maça mı çıkmış? 4 galibiyete mi çıkmış? Şöyle 4-2 geçelim o zaman. Milwaukee ile eşleştik. Bir Milwaukee'ye bakarım kim var. Kobe var. Karşımızda Kobe var. Bizde de Jason Kidd var. Yeneriz abi. Guardları kötü. İlk maçı kazanıyoruz. İlk maçta Jason Kidd kazandırıyor bize. Hidayet ne yapıyor? Hidayet playofflarda 5 sayı atıyor ama normal sezon 9 sayıyla tamamlamış. Kazanacağız gibi duruyor. Seni süpüreceğiz gibi duruyor. Hiç istemezdim. Çok sevdiğim oyunculardan birisin ama. Neyse 4-1 olsun bizim olsun. New Jersey Nets aslında Jason Kidd ile Kenyon Martin'in gerçek takımı. Hatta Derek Coleman'ın gerçek takımı. Ama burada Shaquille O'Neal'la bir New Jersey Nets var. Ben bunları da yenecek bir takım kurdum. 1-0 gerideyiz. 1-1 oldu. 2-1 gerideyiz. 3-1 olmasın. 2-2 oldu. 3-2 öndeyiz. 4-2 olsun bizim olsun. Aa 7. maça gidiyoruz. Hayır. Hayır kaybetme. Kaybetme lütfen kaybetme. Atlıyorum ya. 5 dakika 5 sayı atlıyorum. Yani bir tane kaybettik zaten. Magic Bird Era'yı kaybettik. Burada da kaybetmek istemiyorum. Hayır. Evet erkeklerle adamların ayrıldığı maçtayız. Bakalım neyiz. John Stockton'ın savunması. Tony Kukoc verdi pasını Davis'e. Ricky Davis'ten John Stockton'a. Shaquille O'Neal yok sahada. Bu bir avantajdır bizim için. John Stockton birebir oynuyor. Pasını verdi McDyess'a. Antonio McDyess turnover olmadı. Nasıl olmadı bilmiyorum. Son 5 saniye 4 saniye John Stockton zor bir üçlüye gidecek. Jason Kidd çok iyi bir savunmacıdır. Elini gösterdi kaçırdı. Tamam. Shaquille O'Neal'ın olmaması bir avantaj. Bunu kullanalım. Bunu çembere giderek kullanalım. Jason Kidd çok iyi al perde. Orta mesafesini yolladı isabetle. Jason Kidd şutuna çok güvenilebilir bir oyuncu değil ama orta mesafeye attı burada. Antonio McDyess pasını verdi. Anthony Mickie üçlüğünü yolladı isabetsiz. Tamam. Şimdi ne oynayacağız bakalım. Eddie Jones orta mesafede fake'ini gösterdi zıplattı. Çemberi gitti smaçla bitirdi. Çok iyi. Eddie Jones iyi bir şutör onu kullanabiliriz. John Stockton'dan topu çalabiliriz. Kitle çalamadık. Ricky Davis sabaha kadar atsın böyle. O dönemin gamsız atıcılarından biridir. Asla pas vermez. Her şeyi çembere fırlatır oyuncularından biridir. Şu anki Jordan Clarkson gibi düşünebilirsiniz. Shaq şu an oyuna girdi. İşte tehlikeli dakikalar başlıyor. Shaq'i nasıl durduracağız bilmiyorum ama şöyle durdurabiliriz. Sean Bradley'i alabilirim. Uzun bir vücut olur en azından Shaq'in karşısında. John Stockton orta mesafeye gitti. İsabetli. Farkı 4'e çıkardı. Kenyon Martin, Jason Kidd alley-oop'u. Gerçekte çok görmeye alışık olduğumuz bir alley-oop ama burada görebilir miyiz bir de? Zıplattık, smaçladık. Alley-oop olmadı ama asist ve sayı oldu. Son 3 dakika fark 2. Haydi bakalım nasıl durduracağız Shaq'i? Nasıl durduracağız? Faul yaparak. Faul hakkında oldu mu? Faul atsın abi. Yani Shaq'ten smaç yemek istemiyorum. Shaquille O'Neal pasını verdi Mackie'ye. O da Ricky Davis'e. Ricky Davis üçlükte boş. Atmadı, Shaq'i indirdi. Shaq smaçı vurdu bak. Yedik işte. Smaçı yedik. Shaq'ten smaç istemiyorum dedim. Gittim smaçı yedim. Jason Kidd kurtuldu John Stockton'dan. Kenyon Martin'e verdi. Ye orayı.
Ya oraya Jon Stockton'ı öldür bitir. Turnikesi isabetle. Turnikesi isabetle. Jason Kidd topu çalmaz. Çaldı. Tamam çaldı. Pası verdi Eddie Jones'a. Eddie Jones üçlükte durdu. Eddie Jones üçlüğünü yolladı. Eddie Jones isabetle öne geçirdi bize. 7. maç. Game 7 İlker Sırt. Buradayız. Şampiyonluğu istiyoruz. Finale çıkmak istiyoruz. Jon Stockton, Jason Kidd bir top daha çalar mısın? Jon Stockton çok rahat geçti Jason Kidd'i. Yani böyle bir rahat geçmek yok. Sean Bradley. Şimdi Sean Bradley'nin uzunluğundan faydalanabilir. Sean Bradley'nin uzunluğundan faydalanabiliriz. İndirdik aşağıya, smaçla bitirdi. Hadi Jon Stockton durdur. Jon Stockton durdur. Aliyup'u kaldırdı. Shaquille O'Neal smaçla bitirdi. Yani iki tarafta da çok iyi bir saha generali var. Yani Jon Stockton ve Jason Kidd eşleşmesi. Tabii Jon Stockton burada biraz daha yaşlı. Jason Kidd harika bir behind the back yaptı. Pasını verdi. Kenyon Martin'e smaçla bitirdi Kenyon Martin. Kenyon Martin. Jason Kidd'in iyi asistinde smaçla bitirdi. Şimdi Jon Stockton Kidd eşleşmesi. Bu Shaquille O'Neal'la ikili oyununu savunmak çok zor. Yine aynı şeyi yaptılar. Durdurulamaz bir oyun. Jon Bradley'den perdeye aldı Jason Kidd. Pasını verdi. Köşede Eddie Jones var. Eddie Jones üçlüğünü yolladı. El üzeri üçlük isabetsiz. Jon Bradley ama smaçla bitirdi. Shaquille O'Neal yukarı çıktı Eddie Jones'a. O yüzden aşağıda Sean Bradley hücum ribaundunu alabildi. Jon Stockton artık bu ikili oyunu oynamayın ya. Yeter ya. Yeter. Allah Allah. Durmuyor. Kenyon Martin'den aldık perdeyi. Kenyon Martin git çembere. Bir alıyup da benden. Hadi bunu durdur. Sen de bunu durdur. Bir onlar smaç buluyor. Bir biz smaç buluyoruz. Jon Stockton pasını verdi Shaquille O'Neal'a. Bu sefer savunduk Sean Bradley ile. Güzel. Faul yapacaklar mı? Yapmayacaklar. O zaman bir dagger vakti. Hançeri saplamamız lazım. Kenyon Martin, Jason Kidd ikili oyununa gideceğim tabii ki. Tabii ki ona gideceğim. Jason Kidd harika bir bounce pass. Smaçla bitirdik. Smaç geldi. Fark 3 sayı. Şimdi alıyup vurursalar da hiçbir şey olmaz. Ricky Davis de top. Ricky Davis kimseye pas vermeden kendi kullanabilecek bir oyuncu. Ve öyle de yaptı. İsabetsiz. Eddie Jones tecrübedir. Faulü onunla atarım. Jason Kidd de atarım. Tamam o da atar. Faulleri atabilecek bir oyuncu ama ilkini kaçırdık. Ben götürür istedim. Benim hatam. İkinci yeşillerim. Yeşilden başka atmam üçüncüden. Birebir oynayacak Ricky Davis. Pasını verdi. Turnik koç. Hidayet'in üzerinden. Aa yapma Hido. Hido ile atacağım faulleri de. Türk oyuncumuz da bir çift taneyi görsün. Yani 9 sayıda bu maç. Bir çift tane görsün o da. İlki isabetle. İkincisini kaçırmış olma ihtimali çok yüksek. Hayır. Oh. Hidayet hamlesi az kalsın elde patlıyordu ama kazandık. Finale gidiyoruz. İki şampiyonluk üst üste gelecek şimdi. 7. maçta bu arada Kenyon Martin 28-15 yapmış. Jason Kidd 11-14 yapmış. Hidayeti de 10 sayıya çıkardık. Allen Iverson var. Allen Iverson zaten finallerde kaybetmek üzerine bir kariyeri var. Simulate Round diyeceğim ve arkamı döneceğim. Siz şampiyonluğumu göreceksiniz ama ben görmeyeceğim. Ama şampiyon olacağımı da biliyorum. Bastım. Şu an şampiyonluğu kutluyorum. Finaller MVP'si kim olmuş olabilir? Ron Artest. Ron Artest'ten de bir finaller MVP'si bekliyorum. Şampiyone. Jason Kidd olmuş finaller MVP'si. Olsun. 7. maça gitmiş. 7. maçta erkeklerle adamların ayrıldığı o 7. maçta Kenyon Martin 23-11 yapmış. Jason Kidd yine sahada yokmuş ama Scottie Pippen, Allen Iverson'a 33 gelmiş. Kazandık. Bir sonraki sezona yani LeBron era'ya gidiyoruz. 2010'ları yapacağız. LeBron era'ya geçiyoruz. LeBron era daha bildiğimiz bir era. Bu erada bana ya ilk 3 draft hakkı verilse artık ya. 6'lar 7'ler tamam da bir tane böyle süperstar çekebildiğim bir şey olsun istiyorum. Rastgele bir takım seçeceğiz. Rastgele bir takım. 2, 1... 0. Washington Wizards çıktı. Washington Wizards'ı seçelim. Wizards kaçıncı sıradan oyuncu seçeceğiz? Ya yapma. 25. sıradan draft edeceğiz. Süperstar alamayacağız yani. Çok kötü oldu ama iki tane iyi oyuncu almış olacağız. En azından genç oyuncu draft ederlerse şampiyonlar götürebiliriz belki takımı. 2010'lar hakimiz. Kimin iyi olduğunu biliyoruz. Kimin kötü olduğunu biliyoruz. Takımda tanımadığımız oyuncu olmayacak. Bu bir artı. Bakalım. Joakim Noah. Eric Gordon ya Eric Gordon'un potansiyeli yüksekti ama o zamanlar yıldız olacağı düşünülen bir oyuncuydu. Raymond Felton, Wesley Matthews çok kötü bir takım. Bu takımdan nasıl şampiyonluk çıkaracağız ki? Draft haklarımız ne durumda ona bakalım. Draft haklarımız da duruyor. Bakacağız. Yani Noah takımımızın en iyi oyuncusu. Eric Gordon, Charlie Villanueva seni yollayacağım oğlum.
Seni yollayacağım. Yanına Radmanovic'i koyacağım. İkinci tur koyacağım. Birinci turları saklayacağım. Daha iyisi var mı? Mesela Andrei Kırlenko'yu alabiliriz. Andrei Kırlenko'yu alacağım ya. Andrei Kırlenko. Takıma hoş geldin. Bakalım ilk beşimize. Raymond Felton, Eric Gordon, Wesley Matthews, Kırlenko, Noah. İyi, çok iyi iki tane savunmacımız var aslında. Kırlenko çok iyi savunmacıdır. Noah çok iyi savunmacıdır. Kenardan Aaron Brooks, Reggie Evans. Aaron Brooks kenardan iyi katkı verebilir. En çok gelişme kaydeden oyuncu ödülü var. Reggie Evans iyi bir reboundçudur. Undersize olmasına rağmen, çok kısa bir uzun olmasına rağmen. Anthony Parker bu LeBron'un takımındaydı. LeBron takımdaki çöplerden biriydi. Bunlardan kurtulalım abi. Carl Landry mi oyuncu? Hayır. Ömer Aşık. Ömer Aşık'ı alırım da gardım yok. Mike Bibby alacağım. Yo, Aaron Brooks var lan. Aaron Brooks var. Armon Johnson, Earl Watson. En azından 72'lik 2 tane adam alalım ya. 72'lik 2 tane adam almış olalım. 9 kişilik rotasyon. Kadromuz bu. Bir trade deadline'a kadar gidelim. Takasın son gününde 6 tane birinci tur draft hakkımız olacak. Ve onları satılan takımlara kullanmamız, boca etmemiz gerekecek. Eğer çok kötü gitmezsek. Bu sefer bu yöntemi seçtim. Bir önceki rebuild'lerden daha farklı bir yöntem seçtim. Çünkü elimdeki takım çok kötüydü. Yapacak başka hiçbir şeyim yoktu. Bakalım bu yöntemle başarılı olabilecek miyiz? 5'e 1, 6'ya 1 başladık bu arada. Gayet de iyiyiz. Takasın son gününde durduk. Takasın son gününde durduk. Mesela Wesley Matthews trip atıyormuş bize. Hemen yollarız. Hemen yollarız abi. Wesley Matthews'u yollarız ama önce satılan takımlara bakacağız. Paul Pierce var. Paul Pierce'a çökelim. Paul Pierce'ı mı alayım ya? Ben Paul Pierce'ı mı alayım? Houston Rockets 13 milyon kazanıyor Paul Pierce. Nasıl sezon geçiriyorsun? 20 sayıda atıyor. Gayet iyi ya. Ne istersin daha Paul Pierce'tan? Kırlenko'yu vereceğim. Kırlenko'ya Paul Pierce. Gayet alabileceğimi düşünüyorum bu arada. Yanına bir de Ben Wallace bile alırım. Ne diyorsun? Hayır mı diyorsun? Bir tane birinci tur draft hakkı. Şimdi konuşuyoruz. İkinci tur veririm bir tane. Bir tane daha ikinci tur veririm. Yok mu? Tamam. Bir tane daha birinci tur vereyim. Buna evet diyeceksin. Artık evet de be. Evet de tamam, çok verdik. 4 tane birinci tur verdik ama Paul Pierce'ı aldık. Paul Pierce'ı aldık. Eric Gordon'umuz var kullanacağımız. Raymond Felton var. Wesley Matthews'u daha takaslamadık. Daha mesela Wesley Matthews ve Eric Gordon'u takaslasam, birinci tur versem yanına, bir yıldız da buradan çekeriz. Andre Iguodala mesela. Andre Iguodala, DeMar DeRozan. Paul Pierce'ı fazla olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şampiyonluk daha önce kazanmış. Nasıl kazanılacağını bilen bir oyuncu. Andre Iguodala, DeMar DeRozan. Bu takası yapacağım. Takas yaptıktan sonra Paul Pierce'ı 4 numaraya çekeceğim aslında. Overall'ı 1 düşüyor. Iguodala'yı çeksem çok düşüyor. Paul Pierce düşsün, bir overall düşsün, bir şey olmaz. 2 numarada DeRozan, 1 numarada Raymond Felton var şimdi. DeRozan'dan da çıkmak istesem mesela. DeRozan'dan da diyelim ki çıkmak istiyorum. Kevin Martin veriyor. Shooter'dur ya. Shooter'dur, bunu alacağım. Kevin Martin'i alacağım. Kevin Martin'in o dönemler çok ilginç bir şut stili vardı ama İnanılmaz iyi bir şutördü. Kevin Martin aldım 2 numarama. 1 numaramda da Felton'dan kurtulabilirsem çok iyi olacak. 1 numarada daha iyi bir 1 numara. Az önce Steve Nash veriyordunuz ha. Steve Nash'imi alayım. Şimdi takımıma bakayım. Oo, Steve Nash, Kevin Martin, Andre Iguodala, Paul Pierce, Joakim Noah. İlkinden çok daha iyi bir kadro olduğu kesin. İlk kadromuzdan çok daha iyi bir kadro olduğu kesin. Kenardan Aaron Brooks, Ben Wallace. Anthony Parker hala duruyor mu bende ya? Anthony Parker takaslayacağım. Bir tane de 9. oyuncu bulacağım. Kenardan Grant Hill'ı getireceğim ya. Grant Hill yaşlı, veteran bir Grant Hill ama iyi bir katkı verecektir. Ron Artest. Ron Artest'i de alayım. Grant Hill, Ron Artest, böyle fizikli kanatları aldık. Bunlardan birisi 2 numara oynar mı herhangi birisi? Grant Hill'i 4 numaraya atacağım ya. Grant Hill'i 4 numaraya atacağım. Ben Wallace'a okey miyiz ya? Ben Wallace... daha iyisini alabilir miyiz? Draft hakkımız hiç kalmadı. Ben Wallace okey miyiz? Bakayım, Ömer Aşık'a da çok alasım var aslında ama Wallace'dan iyi midir bilmiyorum. Tamam ya, kadro bu. Şimdi bir de rotasyona bakalım. Steve Nash, Kevin Martin, Andre Iguodala, Paul Pierce, Joakim Noah, Aaron Brooks, Grant Hill, Ron Artest ve Ben Wallace. Tamam. Yani elimizdeki imkanlar çok kötüydü bu arada. Yapabilecek hiçbir şey yoktu. 25. sıradan draft edince maksimum bunları getirebildik takıma. Bakalım bunlardan bir playoff takımı, şampiyonluk takımı çıkarabileceğiz mi, çıkaramayacağız mı? Eric Rose Pistons formasıyla MVP oluyor ve 33 sayı 10.5 asistle gayet iyi bir sezon geçirmiş. Blake Griffin yılın çaylığı almış. Manu Ginobili 6. adam. Yılın savunmacısı Boston Celtics forması giyen bir LeBron James. Görmeyi hiç beklemiyorduk ama gördük. Jordan Farmer en çok gelişmeyi kaydetmiş. George Karl'la yılın koçu olmuş. Bizden bir oyuncu görür müyüz buralarda? Bizden bir oyuncu. Yani görsek şeyi görürüz. Paul Pierce'ı. O da çok zor gözüküyor. Yok. Ama Noah'ı belki şeyde görebiliriz. Yılın savunma takımında. Göremedik. Bizden kimseyi göremedik açıkçası. Bir takımımız nasıl sezon geçirmiş ona bakalım. Paul Pierce mesela 20 sayıyı hala korumuş. Noah. İlk sıra seçimimiz. Takımımızın süperstarı. 10 sayı atamamış ama 15.4 rebound, 1 top çalma, 2.2 blok yapmış. Tam da böyle bir oyuncudur ama yüzdelere sakın ama sakın bakmayın. Yüzdelere bakan gerçekten görme kaybı yaşayabilir. %37
saha içi %7. %7 ile üçlük atıyor. Hiç atma mesela. Steve Nash asist yapsın yeter dediğim bir oyuncu. 10.8 asist yapmış. Andre Iguodala 10 sayı atıyor. Andre Iguodala çok kötü ya. Neden böyle? Kevin Martin 20 sayı atıyor. İşte benim şutlarım. Grant Hill 10 sayı atıyor. 38 yaşında veteran. Aaron Brooks'tan 16 sayı. Bakalım kimle eşleşiyoruz ya. 3. sıradan girdik. Chicago ile eşleşiyoruz. Kim var Chicago'da? Deron Williams, Tabu Sefolosha, Sean Marion, Shane Berrie, Andre Bargnani. Kötü bir takım. Çok kötü bir takım. Sim game'lerle bunu süpürerek geçeceğiz diye düşünüyorum. 2-0. 2-2 oldu ama 3-2 öne geçeriz. 3-2 öne geçtik. 4-2 de kazanırız. Evet, bir sonraki turdayız. Bir sonraki turda rakibimiz Charlotte Bobcats. Mike Conley, Trevor Ariza, Lual Deng, Chris Bosh, Robin Lopez. Bunları da çok rahat geçeriz. 2-1 gerideyiz. 3-1 olmasın. Yapma. Yapma işte. Yapma. Kazanıyoruz. Tamam. 3-2 yaptık. 3-1'den geri dönebiliriz. Biz daha iyi takımız. Niye bu duruma düştük hiç bilmiyorum ama. Bu maçı da kazanacağız gibi mi duruyor? 5 sayılı öndeyiz. 3 sayılı öndeyiz. Berabere 2 sayı gerideyiz. Nasıl yaptınız bunu ya? Atlıyorum. Atlıyorum. Nasıl yaptınız bunu? Top Iguodala'da. Çembere gidiyorum Iguodala'yla. Iguodala turnikesi. İsabetsiz. İsabetsiz. Hemen fark. Yapma ya. Yapma ya. Robin Lopez kaçırır mısın? Robin Lopez kaçırman lazım. Kaçırmadı. Molamız var mı? Molamıza nereden bakabiliyorum? Mesela molamız yok. Kevin Martin'e uzun bir pas. Noah'tan perdeyi aldık. Kevin Martin'e çembere gittik. Düdük çıkaramadık. Noah'la rebound'u aldık. Basket faulü. Asla faul çalmayın ama. Sakın faul çalmayın. Kaybediyoruz. Kaybediyoruz. Benim hatam. Şampiyonluğu verdik de yani buraya kadar getirmesi hataydı. Şu Charlotte Bobcats takımında nasıl eğlenirsin? Bütün maçı önde götürdün. Birden baktım 2 sayı gerideyiz. Son top. Kaybettik ya. Charlotte Bobcats'a kaybettik ve finale çıktılar. Finalde elendiler. Dwight Howard şampiyon oldu. Şimdi son eraya gidiyoruz. Şu an 2-2'yiz. Son erada günümüzde yapacağız. Aslında pozitif de mi negatif de mi tamamlayacağız. Son era belirleyecek bunu. Rastgele takımımızı seçiyoruz. 5, 3, 2 ve 1 ve 0. Toronto Raptors. Evet, söylemesini sevdiğimiz takımlardan. Toronto Raptors da 5. sırada. Çok iyi, çok iyi. Şampiyon. Kimi seçecekler bakayım ilk turdan. Team Entire Draft diyeyim bakayım görebilecek miyiz? Curry mi? Curry ya da Embiid geldi ama. Bakabiliyor muyum? 5. sıra. Curry'yi almışız. Curry'yi almışız. Çok iyi. Tamam. Devam et. Toronto Raptors Stephen Curry ile birlikte şampiyonluk geliyor. Curry'ye uygun bir takım kuracağım sadece. Tek şeyim bu. Görevim bu. Takımımıza bakalım. Curry'nin yanında Desmond Bane var. Pascal Siakam var. Toronto'dan ayrılamamış. Brook Lopez, Nazret Clarkson. Ulan biraz genç oyuncu alsaydınız ya. Draft hakkımız nasıl? 2. Yok, bunu kullanamıyoruz. 1. 2-3 tane birinci turumuz var. Pascal Siakam, Desmond Bane iyi gibi duruyor. Bunun yerine iyi bir uzun falan mı alsam diye düşünüyorum. Mesela Nick Claxton'ı getirebilirim. Nick Claxton'ı getireceğim ya hatta. Brook Lopez yerine Nick Claxton. Hoş geldin. Nazrit kenardan gelmesini istediğim bir oyuncu olabilir. İlk 5'e 3 numara arıyorum. Michael Porter Jr'da ama yani Curry'e asla pas vermeyecek bir adam. Ama alacağım lan, alacağım. Alacağım. Michael Porter Jr. Hoş geldin. İlk 5'imize okey gibiyim. Hiçbir şey yapmadan ilk 5'e okey gibiyim. Steph Curry, Desmond Bane, Michael Porter Jr., Pascal ve Nick Claxton. 6. adamıma da okeyim. Ya en azından takasın son gününe kadar bu takımın neler yapacağını merak ediyorum. Takasın son gününe kadar bu takıma bir bakacağım ama bench'i düzenleyeceğim. Bench'e daha iyi oyuncular alacağım ve takasın son gününe gideceğim. Kenardan atıcı ihtiyacını karşılayacak bir oyuncu varsa o da Jordan Clarkson'dır. Patrick Williams'ı tutacağım. En azından takasın son gününe kadar genç bir oyuncudur. Takas değeri olduğunu düşünüyorum. Marcus Sasser'ı çekeceğim bench point guard'ıma. Genç bir oyuncudur. Bu sene Detroit'te de çıkış yapan bir oyuncu esasında. Emmanuel Quickley'i alacağım ya. Emmanuel Quickley'i alacağım. Şimdi Jordan Clarkson'a aslında ihtiyaç kalmadı. Emmanuel Quickley point guard, Jordan Clarkson shooting guard. Marcus Sasser'a ihtiyaç kalmadı. Marcus Sasser yerine de 3 numara, 3 numara. Eric Gordon 3 numara oynar mısın? Oynarsın lan. Artık pozisyonsuz bir basketbol var dünyada. Şimdi takımımızı göstereceğim size. Takımımız şu şekilde en azından takasın son gününe kadar. Steph Curry, Desmond Bane, Michael Porter, Pascal ve Nick Claxton zaten ilk başımız belliydi. Kenardan Emmanuel Quickley, Naz Reid, Eric Gordon, Jordan Clarkson ve Patrick Williams var. Bence iyi bir bench'imiz de var. Bir gidelim takasın son gününe. Takasın son gününe fırsat transferi olursa yaparım. Umarım takasın son gününe kadar iyi gideriz de hiçbir şeye dokunmam çünkü bu takıma inanıyorum. Takasın son günü. Takasın son günü ve çok da iyi gitmiyoruz. 29'a 22 gidiyoruz. Bak Nick Claxton düşüşte işte, bunu biliyordum ya. Aa, Jamal Murray falan veriyorlar. Oha. Oha. Curry'nin yanında bir Jamal Murray. Ya bu takas hayır diyemem ya. Bu takas hayır diyemem. Ben Jamal Murray'i alacağım buradan. Jamal Murray'i alıyorum. Jordan Clarkson yerine de Bogdan Bogdanovic almış oluyorum. Jamal Murray'i aldım. 2 numaraya atacağım Jamal Murray'i. Michael Porter Jr.'ı da takaslayıp
iyi bir uzun alacağım. Nasıl hayır derdim ki ona? Carl Anthony Towns'u alacağım mesela, uzun oynatacağım. Center'a koyacağım. Şutör bir takım. İnanılmaz şutör bir takım. Üçlük atamayan kimse yok değil mi? Ya NBA tarihinin en şutör takımlarından biri olabilir. Steph Curry, Jamal Murray, Desmond Bane, Pascal Siakam, Carl Anthony Towns. Mesela inanılmaz bir şut katkısı verecek bir takım. Bunlardan Quickly, Nazrid, Eric Gordon, Bogdan Bogdanovic. 9 kişilik bir rotasyonumuz var kenardan. Tamam, ben bu takıma daha değişiklik yapmam bile gayet iyi bence. Gayet iyi. Jamal Murray ile birlikte hücum gücümüz bambaşka bir seviyeye çıktı. Direkt sezon sonuna geçiyorum ama 2 maç üstte kaybettik, olmadı. 2 maç üstte kaybetmek olmadı ama düzeleceğiz. Ben bu takıma inanıyorum. Doncic MVP olmuş. Wembanyama yılın çayla Oklahoma'da. Yeni chatini bulmuş. Victor Wembanyama. Christian Wood 6. adam olmuş. Yani Utah'ta Jaylen Duren'de en çok gelişmiş. Stephen Curry'mi alayım abi. Stephen Curry'mi alayım. Hangi takımdım ben ya? Ben hangi takımdım? Toronto. Toronto Raptors'ta bir Stephen Curry yok mu gerçi All-NBA takımlarında? Yok. Rezalet. Stephen Curry'i nasıl almazsınız lan buraya? Stephen Curry 21 sayı atıyor. %50, %40. Stephen Curry %89 faul ne ya? Sen %90'ın altına nasıl faul atarsın? Jamal Murray 20 sayıya yakın atmış o da. Desmond Bane 15 atmış. Carl Anthony Towns 18 atmış. Herkes şutör abi. Herkes atar. Bu takımda sayı atmayacak kimse yok. Ayrıca savunma yapacak kimse de yok ama olsun. 3. sıradan girmişiz. Paul George'la eşleşiyoruz. Playoff P'yi, pandemic P'yi. Paul George playoff'larda beni asla korkutmayan bir oyuncu ve Jamal Murray 22 sayısını atmış. Stephen Curry'den çok iyi bir performans görmedim. Umarım düzeltir. 16'da 6. Stephen Curry 6'a bırakarak başladı. Stephen Curry 15 sayı atmış. Ne oluyor Curry? Curry ne oluyor? 2-2 oldu. Çok kötü. Elendik. Yazıklar olsun ya. Şampiyon Devin Booker mı, Donovan Mitchell mı? Shooting kartların mücadelesi Devin Booker oluyor. Ya Stephen Curry'e de diyecek birkaç çift sözüm var. Stephen Curry neredesin? Playoff ortalamalarına bak Stephen Curry'nin. Üzerine takım kurduğum süperstar. Playoff'larda 13 sayı, 5 rebound, 5 asist, %34 ile saha içi attı. %28 ile üçlük attı. Stephen Curry 31 dakikada süre aldı playoff'larda. %34, %28. Hangi köre gerçekten inanmak mümkün değil. Evet, bir videonun sonuna geldik. 40 senede 5 tane takım rebuild ettik. Bunların ikisini kazandık, 3'ünü kaybettik. Sonlara doğru çok başarılı olamadık. Bu tarz konsept rebuildların devamının gelmesini istiyorsan bu videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Saçlar şaka mı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere, takipte kalın.